Sevgili dostlarım, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sevgili boğa burçları, yükselen boğalar, ay burcu boğalar, 9 Kasım, 15 Kasım arasında sizin karşılaşacağınız durumları ve de yıldızname bakımınızı yapmak üzere karşınızdayım. Sevgili boğa burçları, Ebced'le hesapladığım yıldıznamenize şimdi bakacağım Allah'ın izniyle aziz dostlarım. Şunu söyleyebilirim. Bakalım çok güzel bir dönem olsun. Ben de biraz notlarımı aldım şuraya. Bakalım yıldıznamemizde neler oluyor, neler bitiyor. Bunları size aktarmaya çalışacağım. Ve her şeyden önemlisi dostlarım, bizim inancımızın kuvvetli olması, hasbinallah nimel vekil dememiz, Allah'a yakın olmamız, her türlü kötülükte Allah'a sığınmamız, iyiliklerde şükür etmemiz. Bunları söyleyebilirim. Kasım ayında sevgili boğa burçları, nasıl doğa dinleniyorsa Kasım ayında sonbaharda yapraklar dökülüyor. Ya da toprak biraz dinlenmeye geçiyor. Sürekli hasat verdi, sürekli ısındı. Biz de öyleyiz. Hararet yaptık, hastalıktı, şuydu, buydu, dolardı, euroydu. Bırakın bunları. Bırakın bir köşede kalsın. Uğraşsak ne oluyor? Çok şeyi değiştiremiyoruz. Akışta kalın ve Allah'a şükredin. Her şeyden önemlisi kendi içinize dönün. Kendi dünyanızı güzelleştirin. Hak yemeyin. Hak yenilirse yanınızda karşı gelin. Kötülüğe, haksızlığa karşı durun. Siz evinizin önünü süpürdükçe bütün sokak temizlenir. Bütün sokak temizlenince, herkes sokağını temizlerse bütün şehir temizlenir. Şehir temizlenirse ülke, dünya temizlenir. O yüzden siz çok önemlisiniz. Bir kişisin ama çok önemlisin. Örneksin ve herkes bir kişi değil, bütün olduğunu hatırlasın. Her şey yoluna girecek. Ben eminim, özellikle boğa burçlarının çok bu konuda duyarlı olduklarını biliyorum. Toprak grubu oldukları için anaçlar çabuk bir şeye el atabiliyorlar, bereketlendiriyorlar. O yüzden sevgili boğa burçlarına yakışır güzel haftalar, güzel yıllar diliyorum onlara. Ve herkesten, her şeyden en önemlisi de can sağlığı diliyorum sevgili boğa burçlarına. Şimdi bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî âlemi bi kalem. Ev emera bi takva. Eraite bi kezzebe ve tevella. Böyle başlıyor sevgili dostlarım. Alak suresinin ayetleriyle başlıyor. O yüzden bazı duygusal çalkantılar içinde olabileceğinizi düşünüyorum. Sevgili boğa burçları, duygusal bazı çalkantılar yaşamışsınız. Belki verilen sözler yerine gelmemiş. İçe kapalı bir dönem yaşamışsınız. Fakat bir araya gelme var. Virgül koyduğunuz bir ilişkiyi tamamlamaya muvaffak olacaksınız sevgili dostlarım. Sevgili boğa burçları. Bir de sizin geleceğe yönelik bazı planlarınızda aksama olmuş olabilir. O aksamayı da bir hayli böyle uzun süre aldığı için bu hafta tamamlama fırsatı bulacaksınız sevgili dostlarım. Sevgili boğa burçları, 3 önemli işin ikisini 9 Kasım haftası yapıyorsunuz, gözünüz aydın. Şu anda biraz zekanızın kıvrımlı olacağı, yani pratik zekanızın biraz kıvrımlaştığı, biraz daha böyle çok yönlü zekaya doğru yönelmeniz gereken bir hafta. Biraz zekanızı diyor, kıvrak yapın diyor. Yani bir şeyin tersini de düşünün diyor. Biraz tersini de düşün.
olmayabileceğini, hani Amerikalılar diyor ki A planı, B planı, C planı, onun gibi siz de bazı şeyler olmazsa bir takım planlar yapın. Özellikle ikili ilişkilerde karşınızdaki partneri ne yapın? Böyle şaşırtın. Şaşırtıcı şeyler söyleyin sevgili dostlarım. Şunu söyleyebilirim. Evlilikle ilgili bazı konular ertelenmiş mi ya da askıya mı alınmış? Bu konu tekrar gündeme gelecek. Tekrar gündeme gelecek ve keskin hatlarla gündeme gelecek. Yatay bir vaziyet alacak ve ikili ilişkilerde tek düzelik var. İniş çıkışlar gözükmüyor bu hafta. Gayet ılımlı bir beraberlik gözüküyor. Beraberlikte birlikte karar alma var. Beraberlikte uyum var. Beraberlikte birbirinin ayıbını örtme var. Hazreti Mevlana diyor ya, hani birbirinizin ayıbını örtün. Böyle bir de hadis vardır. Allah diyor ki, kim kimin ayıbını örterse ahirette ben de onun ayıplarını örteceğim. O yüzden biraz insanlara anlayışlı olun. Sevdiğiniz kişiye karşı anlayışlı olun. Çünkü sevdiğiniz kişi biraz depresyonda geldi, biraz sıkıntıda geldi. Siz onu biraz daha böyle derinlerine inmeye çalışın. Sorular sorun. Neler olduğunu, neler istediğini, neler hissettiğini anlamaya çalışın. Onun hissiyatı şu yönde. Sen benden bazen bir adım ileri gidiyorsun, ben sana yetişemiyorum. Ya da benim sözlerime dikkat etmiyorsun, benim sözlerimi kale almıyorsun, başkalarının sözlerini dinliyorsun. Neden bunu yapıyorsun? Ben seninle hani bu konuları tekrar tekrar konuşmaktan yoruldum diyecek. Siz de biraz o insana karşı mütevazi olun ve bazı hatalar yaptığınızı kabul edin sevgili boğa burçları. Yanlış anlamayın beni. Hani hatayı bu yönde yaptınız. Ama o insanda çok sert tepki göstermiş. Onun da hatası o. Yani o da sizin biraz hatanızı görmezlikten gelebilirdi sevgili dostlarım. Zenginlik, mal, mülk, para konuları gündeme geliyor boğa burcu. Hiç yoktan yani haneye bir giriş olabilir. 2000-2500 lira gibi bir rakam giriş olabilir. Yani sizin belki bir aylık bazı kazançlarınızın bir hafta içerisinde akışa girdiğini söyleyebilirim. Yalnız sevgi hususunda olsun, evlilik hususunda olsun bazı böyle karşıdaki insan çok da cömert davranmıyor. Sevgisini göstermekte çok da cömert davranmıyor. Bir de sevgili dostlarım, sizlere zikir olarak şu çıkıyor. Sevgili boğa burçları, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Zalimlerin şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Yunus zikrini yapacaksınız. Tekrar ediyorum. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Zalimlerin şerrinden ve bazı böyle vicdansız insanların şerrinden Allah'a sığındığınız bir dönem yaşıyorsunuz. Sıkışık bir enerji var. Enerji çok sıkışmış. Biraz dağılması lazım. Onun için de bol bol dua edin. İnşirah suresi çok açar. Sıkışmışlığı açar. Sümmessebilâ yesserâhu. Sümmessebilâ yesserâhu. Sümmessebilâ yesserâhu dediğinizde Adesi suresi 20. ayet, o da çok güzel sizin böyle bulunduğunuz sıkışık durumu açar. Bağlarınızı, hani düğüm atılmış bağlarınızı açar. Ya da işte büyü, maji, nazar gibi durumlar varsa o da sıkıntıyı aşar sevgili dostlarım. Şimdi bir telepati olayınız olabilir. Yani uzaktan uzağa birisiyle haberleşmeniz olabilir. Çünkü burada hiçbir araç kullanılmadan sadece beyin gücünüzü kullanarak bir iletişim kuracağınız anlatıyor buradaki ayette.
Onun anlamı da şudur. Yani demek ki bazı yollar tıkandı. Sizin telepatik olarak birisiyle bağlantı kurmanız gerekiyor. Meditasyon yapın. Buna önem verin sevgili dostlarım. Bir aşk üçgeninden kurtuluşunuz var. Evliyseniz eşinizle ilgili sevgili dostlarım şüpheleriniz varsa eşinizle ilgili şüpheler tamamıyla yok oluyor. Tamamıyla yok oluyor. Eşinizin size sadık olduğunu ya da partnerinizin size sadık olduğunu göreceksiniz sevgili dostlarım. Bazı şeyleri zamanın akışına bırakın. Daha iyi olacaklar. Bazı olaylar yaşayabilirsiniz bu hafta içerisinde. Maddi olarak kısık kısık gelen kısmetlere açık olun sevgili dostlarım. Hiç yoktan sürpriz bir insanın evinize gelişi var. Hiç yoktan birisiyle karşılaşmanız var. O karşılaşmalar da bir hayli güzel ve verimli olacak sevgili dostlarım. Evinize bir yeni eşya alabilirsiniz. Eşya almak için güzel bir hafta. Mutlaka bir ev eşyası ya da bir araba, bir ev alma gibi durumların gündeme gelmesi, bunun için planlar yapılması ve planlar için diyelim kredi konusunda bir bankayla konuşma ya da araba alınacak biraz parayı tedarik etme, bir araya getirme durumlarınız olacaktır. Elemli ve kederli durumunuz gidiyor. 9 Kasım haftasında elem, keder sizden uzak kalıyor ve daha çok neşeli topluluklara giriyorsunuz, neşeli yerlere giriyorsunuz sevgili dostlarım. Bir de şunu unutmayın, sade ve oldukça böyle verimli bir haftadasınız. Sizinle uğraşanlar, sizin bir şeylere başladığınızda sizi yarı yolda bırakanlar ya da sizin işinize, ilişkinize ket vuranlar, onlara engel olanların kendi kazdıkları kuyuya kendilerinin düştüklerini göreceksiniz sevgili dostlarım. Bu 9 Kasım haftasında zikir olarak Ya Rahman zikrini veriyorum. Ya Rahman 298 kere söyleyeceksiniz ve eğer varsa bir sıkıntınız, bir kişiden alacağınız ya da sizin bir kişiye karşı böyle bir kininiz varsa kalbinizin yumuşaması için karşıdaki kişinin müstahak olduğu cezaya çarptırılması için ya da o kötü kalpli insanın yere çalması için onu mağlup etmek için Ya Rahman zikrini sık sık yapın. Çok güçlü, kuvvetli olacaksınız. Rahman zikri 298 kere yapıldığında çok büyük faydalar sağlar sevgili dostlarım. Tıkanmış olan durumlardan kurtuluşu sağlar ve sizin özellikle sağlık probleminiz varsa psikolojik anlamda yorgunluktan dolayı sağlık probleminiz varsa psikolojinizi ve bedeninizi sağlığa kavuşturur. Ya Rahman 298 kere yapın, tekrar ediyorum. Bunları not alarak yapın. Çok faydasını göreceksiniz. Uzaktan iki kişi gelecek ve konuşmanız, görüşmeniz var. Çok hayırlı görüşmeler olacağını söyleyebilirim. Yalnız bazı boğa burçlarının sırt ve omurga bölgelerinde sıkıntı görüyorum. Aman dikkat diyorum sevgili boğa burçları. Sağlık durumu dışında, omurganın dışında ciddi bir sağlık sorunu görmedim. Biraz da boyun ağrıları olabilir. Onun dışında her şey çok rahatlıyor, çok ferahlıyor. Ben spiritüel danışman ve medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili dostlarım.